Tekrar hepinize merhaba. İlk üç videoda mix'i bir seviyeye kadar getirmiştik. Tabii ki bütün her şeyi ayrıntılı olarak yapmamıştık fakat genel geçer kullandığım kurallardan bahsetmiştim size. Şimdi bu videoda mix'in çok önemli bir aşaması olan reverb olayından biraz bahsedeceğim. Reverb'e nasıl yaklaştığımdan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, ee, neyde ne kullanıyorum ondan bahsedeyim. Mesela bir vokal miksiyle ilgilendiğimde konu reverb'e geldiyse genelde plate reverb tercih ediyorum. Vokallere çok iyi uyum sağladığına inanıyorum. Onun dışında böyle chamber, işte hall vesaire gibi böyle orada olur, burada bu olur gibi takıntılarım hiçbir zaman olmadı. E, fakat dikkat ettiğim temel nokta şu oldu genelde. E, mesela reverb'de bir tane genel bir reverb'üm oluyor. Şarkının sanki aynı odada kaydedilip e, çalındığı gibi bir izlenim yaratıyor. Onun dışında da e, mesela snare'ın reverb dönüşünü aynı FX kanalı üzerinden vokale genelde yollamam. Yani vokali genelde yalnız bırakırım reverb'lerde. Evet. Mesela bir perküsyon grubunu da atıyorum. Gitarın olduğu yerle aynı yerde reverb'lememeye çalışırım. Şimdi çalışırım derken 50 tane reverb açıp farklı farklı odalarda kaos mu yaratıyoruz? Hayır. Ee, burada dikkat edilecek nokta şu. Ee, Reverb'ün zamanıyla alakalı bir e, manipülasyon yapmanız gerekiyor. O da şu şekilde oluyor. Mesela önümüzdeki parça 138 bpm e, ve bir e, 138 BPM'de bu BPM değerine karşılık gelecek reverb zamanını bulmamız gerekiyor. Bu bir matematiksel işlem. Eski analog kafadan e, bu işi ufak ufak nasiplendiğim için çok fazla olmasa bile bu iş genelde hesap makinesiyle işte tempo bölü dakika ya da saniye vesaire gibi bir oranla yapılıyordu. Ben ne yapıyorum? Mesela önce bir hesap makinesi açıyorum. Mesela bu şarkı 138 BPM. Ee, 138 bölü 120 yapıyorum. Yani bir dakikanın tam iki katı değerinde saniye değerleri alıyorum. Milisaniye cinsinden ifade ederken matematiksel olarak beni biraz daha kolay bir işlem yapmaya itiyor. Mesela şu şekilde. Şarkının BPM'i 138 bölü 60 saniye çarpı tam iki katı. 120 yapıyorum. Şimdi öncelikle bu tam iki katı dediğimde böldüğüm değer daha yüksek olduğu için bulacağım oran e, değişiyor tabii ki. İlk reverb zamanımı 1.15 milisaniye ayarlayacağım. Bunu bir not alacağım. Bu benim yakın reverb değerim olacak. Milisaniye cinsinden. Yani bazıları saniye cinsinden de verebilir. O artık sizin matematiksel kullanım e, yeteneklerinize kalmış. Şimdi 1.15 bunun tam iki katını 2.3 milisaniyeyi not alıyorum şu anda. 2.3 milisaniyeyi biraz daha orta büyüklükte bir word değeri için kullanacağım. Şimdi tekrar 1.3'ten oranladığım için tekrar ya pardon 1.15'ten yola çıkıp bunun bir de geometrik oranla büyütmek istediğim için odaların boyutunu 4 ile yani 1 1'in 2 katı 2 2'nin 2 katı 4 şeklinde yani 4 altılık bir e, reverb e, değerine ulaşmam gerekiyor. Yani bunlar milisaniye cinsinden değerleri. Dijital reverblerde bunlar vardır. Peki mesela şimdi buraya e, ben üçer tane reverb için FX kanalı açacağım. mesela şu birinci kanal olsun. Buna ben e, K Reverb diyeceğim. Yani bu kısa reverb demek olsun. Ee, bu arada videolara böyle önceden çalışmıyorum. Şu an akışa göre gittiğim için aralarda böyle düşüne düşüne hareket ediyorum. Ee, i̇kinci reverb O reverb olsun. Yani orta reverbümüz olsun bizim. Mesela e, üçüncü, üçüncü reverb. Bu ikinci reverb Üçüncü reverbüm de uzun reverbüm olsun. Şimdi Bunlar benim genel reverb'lerim olacak tamam mı? Yani bunları ben bir e, renklendirebileceğiz mi? Renklendirir. Kırmızılar benim genel e, şarkındaki enstrümanlara dağıtacağım reverb'ler olacak. Yani benim genel ambiyans reverb'lerim olacak. Bir de e, şu vokal kanalları için bir FX kanalı açıyorum V reverb diyorum buna. Herhangi bir şey de diyebilirsiniz. Bu da vokalin reverb dönüşü olacak. Şimdi burada şöyle bir olay var. Vokalin reverb dönüşlerini de bu az önce bulduğumuz matematiksel e, oranlarla oluşturacağız ama şu şuradaki pembe kanallarda oluşturduğum reverb seçeneğiyle burada oluşturduğum reverb'ün çeşidi farklı olacak. Vokalde dediğim gibi genelde plate kullanıyorum. Mesela hepimizde elimizin altında olabilecek ne var mesela? E, fa filtresi mesela reverb'ünü bu arada reverb'leri fx kanalı üzerinden açıyorum, kanalın üzerine değil yani fx'ten açıp Kanalın send düğmesinden istediğim oranda yollayacağım reverb'leri Burada Mesela ilk bulacağımız değer 1.15 idi 1.15 Bu benim kısa reverb'imin e, Uzama eğrisi diyeyim Bir nevi yani Şimdi reverb konusunu tamamen başlı başına başka bir videoda anlatacağım. Çok detaylı yani early reflection nedir, predelay nedir. Yani mesela RT60 diye bir olay var. Neden RT60 diye bir şey var onlardan falan bahsedeceğim. Ee, bu benim ilk reverb'üm. Şimdi Fav Filter şöyle bir olay yapmış. İşte Dark Bright bu reverb'ün karakteriyle alakalı bir şey. Zaten biraz İngilizceniz varsa üzerine durduğunuzda hemen Türkçe şey İngilizce açıklamasını yapıyor. İşte Clean Chorus, falan. işte close far yakın mı uzak mı ya. Şimdi bu close far olayı bence biraz Fav Filter'da yalan bir durum. Çünkü o close far durumunu başka materyallerle, malzemelerle yaratabiliyoruz. İşte decay rate, stereo genişlik ve mix. Şimdi biz bunu FX kanalı üzerinden açtığımız için bir kere bu mix %100'de olacak. Şimdi bu mix %100'de olacak ama buraya yolladığım, herhangi bir kanaldan yolladığım reverb'in sinyal derecesi Tam %100 olmayacak tabii orada oynayacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Söz gelimi benim K reverb'üm yani kısa reverb'üm atıyorum. E, klasik gitarı şu birinci duble kanalı yani birinci kanalı daha doğrusu. Ben kısa reverb'e yollamak istiyorum. Send'den geliyorum. İşte K reverb kanalına geliyorum. Bu sefer oranları buradan ayarlamaya başlıyorum. Orası %100 olsun ki buradan gelen sinyal mümkün olduğunca verimli bir şekilde işleme tabi olsun. Ha tabii ki kulağınıza göre bunu e, ayarlamak sizin elinizde. Mesela bir dinleyelim neymiş yani bu K-Reverb'de ne halt etmişiz. <laughs> Mesela şimdi tamamen önce kuru kanalı dinleteceğim size. Şimdi de önce kısa reverb yani küçük reverb kanalımızı işleme sokacağım. Sanki bir küçük 50 kişilik bir gece kulübü ambiyansı yaratıyor. Çok fazla geliyor tabii bu şu anda. Bunları... Yani reverb'ün şımarıklığı çok olur. Reverb'ü kısa kısa küçük küçük kullanmakta fayda var. Çok az daha açalım. Şimdi bu... Solo safe'te kalır bu arada bu reverb kanalları FX dönüşleri. Yani buradan solo'ya aldığınızda burada yeşil niye yanıyor diye düşünmeyin. Ee, kanalın reverb'li dönüşünü solo duymak istiyor olabilirsiniz. O yüzden yapmış bu herifler. Yani istemiyorsanız ne yaparsınız? buradan mute'a basarsınız. Hani çok kolay. Bütün dovlarda aynı mantık geçerli. Şimdi ikinci kanala da e, yine Fav filter üzerinden gidiyorum. Çünkü herkesin elinde var. Her plugin'de de bu de milisaniye cinsinden reverb'ün uzama değerine girebiliyorsunuz. Mesela bunu da 2.3 bulmuştuk. Orta büyüklükte bir oda hayal ettiğimiz için. Yani 2300 milisaniyeye denk geliyor gibi bir matematiksel hesap. Mesela şimdi buradan bir send kanalı daha açıp o reverb, yani orta reverb'e yolluyorum bunu. Bunu da kez aynı şekilde Önce şu kısa reverb'leri bir kapatalım. O hani o reverb yani orta büyüklükteki giriverb'in ne işe yaradığını bir anlayalım. <laughs> <Hop. Ha. gülüyor> Bakın sönümlenme noktası biraz daha geç burada diğerine göre biraz daha uzun sürüyor. <laughs> ya böyle bas çek bas çek yaparak reverb'ün ya da herhangi bir delay'in ne işe yaradığını, ne kadar uzadığını, ne kadar şarkının içerisinde kuyruklarının uzadığını falan daha iyi anlarsınız. Yani slapli bir yer bulmak da buna tabii yarayabilir. Peki, mesela bu, şunları bir flat hale getireyim. İki reverb'ün arasındaki farkı bir bulalım. Diğeri nasıl uzuyor? Ona bakalım. Daha kısa uzayacaktır muhtemelen. Evet. Ama şimdi aralarında geometrik bir oran olduğu için burada biraz matematiksel oranlar tabi devreye giriyor. Şu K-Reverb dediğim O-Reverb'e göre tam yarısı zamanda kesiliyor. Bakın dikkat edin. Hadi şunu dinleteyim. Anlatabiliyor muyum? Bir de üçüncüsü en büyük reverb'imiz. Yani bir ambiyanstaki en büyük uzama değerine sahip olan reverb kanalımız 4.6 idi bulduğumuz değer. Şimdi bu yine aynı hikaye. Hep aynı şeyi tekrar tekrar yapıyoruz burada artık. Uzun reverb kanalımız bu. Bakalım bu kendi içinde nasıl bir e, dönüş süresine sahip? Evet. birincinin dört katı ikincinin iki katı kadar bir uzamaya sahip. Şimdi bu reverb'lerin üzerinde gördüğünüz gibi bir eee equalizer ve decay equalizer yani decay oranının belirlendiği equalizer değerleri var. Şimdi ben bu olayı buradan halletmek yerine peşine bir tane daha equalizer açıp kesmeyi daha mantıklı buluyorum. Çünkü plugin'in içerisinde gelen şu equalizer yani sarı bantla gösterilen sarı eğrilerle gördüğünüz equalizer'da ee, reverb kuyruklarında böyle manipüle ettiğimiz zaman kat ya da boost yaptığımız zaman özellikle boost yaptığım zaman sanki biraz faz bozulmaları duyar gibi oluyorum. Belki bir sonraki eee güncellemede bu konuyu çözerler. Ama ben yine de içim rahat etsin diye bu reverb'ün dönüşüne ya da önüne de açılabilir. Önüne de açmak mantıklı olabilir. Ben bunun dönüşüne bir tane equalizer açıyorum. Ve genel itibariyle şarkının ambiyansı ile ilgili olduğu için bu olay 70-80 civarından aşağısını bir low cut yardımıyla kesiyorum reverb'lerden önce. E, reverb'lerden sonra istediğiniz gibi. Bir de reverb'ün e, şimdi dinleteceğim bölümü yani equalizer olarak solo alıp size bir yer dinleteceğim. O bölümler benim genelde canımı çok sıkar. Şunu nereye koyalım? Şöyle koyalım. Ve diğer reverb'leri bir kapatacağım önce. Yani tınlamasını sevmediğim bazı noktalar var. O, o noktaları duymak istemiyorum. Şimdi neden böyle bir equalizer'a ihtiyaç duyduğumu dinlediğinizde anlayacaksınız. Kulaklıkla dinlerseniz daha iyi netice alırsınız bu videodaki bilgilerden. Şimdi hatta şöyle yapalım. Şunu pre yollayalım. Onu da anlayacağım post pre Yani biraz mantık farklılığı var. Channel Strip'e uğrayarak mı gitsin uğramadan mı dönsün falan gibi. Şimdi sadece... Sadece Reverb'in kanalını duyuyoruz şu anda. Kanalın kendi kursesini katarsam şöyle bir ses oluyor. kapalı. Şu kısa reverb kanalının, şu kısa reverb kanalını sola aldım. Kuru sesi de içinden çıkartıp sadece reverb'e dönen kan dönen sinyali dinliyorum şu anda. Şimdi gitaristin çıp yaptığı noktalara, yani kapalı çaldığı, kapalı vuruşlar yaptığı noktalara bir dikkat edin. Reverb dönüşlerinde bunlar üst üste binince diğer enstrümanlarla çok büyük bir kakafonu yaratabilir. O yüzden o bölgeleri ben reverb'le temizliyorum. Şey EQ'yla reverb'ün dönüşüne koyduğum bir ile temizliyorum kere yine şu bölgeler yani 200'ün civarları reverb'de şöyle solayalım o bölgeyi. Çok problemli yerlerdir. Önce oraları birazcık EQ ile temizlemem gerekiyor. Pardon mouse'u kullanamadım. ha. Şimdi bu dinlediğimiz bölge ya bizim reverb'de neticede ulaşmak istediğimiz bölge değil. Yani biz genelde reverb'ün dönüşlerini tiz bölgelerde daha iyi duymayı tercih ederiz. O yüzden ben şu low mid diye tabir ettiğimiz anlamlandıracağımız bölgelerde birazcık temizlik yapıyorum. Yani reverb'ün buralarda uğultusunu duymak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu mouse'da da bir şu neymiş burası? Böyle 10K, 8K civarında da reverb'ün dönüşleri çok sert geliyor. Bunu isterseniz reverb'ün arkasına koyacağınız bir multiband ile de kontrol altına alabilirsiniz ama ben şimdilik EQ ile kontrol altına almayı düşünüyorum. Ya yani her şeyde de videolara sığdıramam yani. Konuştukça yeni bir şeyler aklıma geliyor. İnşallah yeni videolarda. Yani her hafta bir tane atmaya çalışıyorum ama çok vakit olmuyor haliyle. ...boş vakitlerde böyle videolar çekiyoruz. Ha, Ya şu... Evet, daha kontrollü, daha güzel bir reverb'e ulaştık bence. Ya bu reverb delay konusu tabii birazcık... ...hani kişisel bir konu. Kişiden kişiye de değişebilen bir durum. Hani ben genelde bu tarz kullanıyorum. kapatayım ne olduğunu bir daha görelim. Şimdi arada çok küçük bir fark var fakat var. Yani biraz daha eğitimli, tecrübeli bir kulağın algılayabileceği bir şey gibi tınlayabilir. Ya da yaptığım işi tamamen şu an ee ne oldu ki falan diyebilirsiniz. Dikkatli kulaklıkla vesaireyle dinlediğinizde o gitarın çıt 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 diye kapalı çaldığı, ritmi kapalı vurduğu yerlerde reverb'ün duvarın içinden böyle yüzümüze tokat gibi çarpmasındansa duvarı böyle yalayıp geçmesini sağlamış oluyoruz. Aslında bir nevi bir illüzyon yaratıyoruz aslında şu bölgeyi temizleyerek. İşte reverb'ün detaylarını başka bir videoda anlatacağım. Çünkü Bence kompresörden sonra kullanması en ustalık gerektiren ekipman ya da işte plugin vesaire revorttur. Çünkü mixinizdeki temel değişkeni yani ambiyans bilgisini vesaireyi size sağlayan en önemli unsur. Onu kontrol altına almak biraz zor. Keza burada yaptığım EQ ayarlarını EQ ayarlarına sadık kalmak kaydıyla diğer reverb dönüşleri de aynı derecede beni rahatsız eden bölgelerde olduğu için çünkü aynı birbirinin katı olan oranlarda reverb'ler seçtim. Bu ardına eklediğim equalizer'ları, EQ'ları diğer revertlerin peşine de ekliyorum. Peki e şimdi bir tane gitar kanalına 3 ayrı reverb ekledik. E bunlar birbiriyle Savaşmayacak mı? E, savaşacak. O yüzden önce küçük küçük gideceğiz. E, önce şu küçük reverb yani kısa reverb'ın sinyale ne derece katılmasını istediğimize bir karar verelim. Şu an fazla. O zaman şunları gruplasak olmaz mı? gruplama seçtim. Biraz daha alabilirim bence. Reverb'de dediğim gibi şımarmayın hani Ah ne güzel oldu. Yardırayım reverb'le diye düşünmeyin. Sonra mükemmel dinamik ve spektral alan oluşturduğunuz mixinizi kötü reverb'lerle mahvedebilirsiniz. Elinizi biraz böyle yumuşak alıştırın Robert'e. Okey. Biraz orta derinlikteki reverb'leri ekleyelim bakalım. Şimdi kısadan uzuna doğru tam bir ters orantıyla ben genelde yani kısa reverb 10 üzerinden 8 birimse orta reverb 10 üzerinden 6 birim uzun reverb 10 üzerinden 4 birim gibi ayarlıyorum ben genelde. Ya tabii ki gene yine, yine söylüyorum bunun böyle bir zinhar olmaz diye bir kuralı yok kafanıza göre ya da sevkinize göre. En son bunları bir tekrardan gözden geçiriyoruz mix bitince. <laughs> uzun böyle tınlıyor. Çok uzun tınlıyor haliyle. Bunları küçük küçük kısa kısa gideceğiz artık. En az uzun reverb'e yolluyorum. Çünkü uzun reverb'ün sondaki kuyruğuna ihtiyacım var. Tam riverbe reverb'e merhaba dediği noktaya zaten kısa ve orta uzunluktaki reverb'lerle ulaştık. Ben daha çok kuyruğuyla ilgileniyorum uzun reverb'ün. Biraz daha yollayalım. Evet. Şimdi olay bu şekilde. Ben size bugün klasik gitar üzerinden bu reverblere nasıl yaklaştığımı anlattım. Ee, diğer enstrümanlara da genelde aynı mantıkta yaklaşıyorum. Yine aynı üçlü reverbler ya da duruma göre ikili, dörtlü diye arttırabiliyorum ama temel faktör şu. Metronom bölü 60, metronom bölü 120. Yani bunu unutmayın. Otomatik buluyor zaten birçok bir dijital plugin ama siz dijital var diye de işin matematiğin nasıl olduğunu bilmemezlik etmeyin. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Ondan sonra bu şarkıyla ilgili yani bu 1, ee, 2 ve üçüncüsünü çektim videoların sonuncusu bu dördüncü. Bundan sonra bir şarkıyı komple mixini masteringini yapmaktan ziyade daha spesifik konulara eğileceğim. Mesela bunlar impulse response tekniğiyle kendi reverb'ünüzü nasıl yapacağınız ee, ondan sonra işte zincir sidechain'e EQ ve kompresöre dokunmadan bir şarkının mix'i nasıl bitirilir vesaire gibi biraz daha advanced konulara eğilmeyi düşünüyorum ama aklıma geldikçe böyle zehirli konular buluyorum böyle kendimce. Onları da koyacağım. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam.